أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا ركب العبد الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان وقال تغنى فإن كان لا يحسن الغناء قاله تمنى فلا يزال في أمنية حتى ينزل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalar rıdvanullah teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali darı baka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazlarımız meşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. İzâ rakibtum hâzihit devâb. Bu hayvanlara bindiğiniz zaman bu konuda hadisleri okuyayım. Fe'atûhâ hazzâhâ minel menâzil. Yolda seferiniz sırasında onun nasibini, hakkını verin. Hayvanın hakkını verin. Durmadan tepip durmayın. Bunun bir gücü var. Konaklayın. Bir dinlendirin. Su içirin. Yemleyin. Hocam bunları geç. Şimdi hayvana binen mi var? Araba da öyle değil mi? Bir duracaksın. Motor kızmış olabilir. Şu olabilir. Susuz kalmış olabilir. Yağsız gelmiş. Dur. Şöyle bir sağda soluna bir bak. Bir vida gevşemiş olabilir. Aynı şeyler bunlar da. Hakkı bu. Yağını, suyunu koy. Kontrol et bir. Yoksa uçarsın deriye. Hayvan da durmadan vurursan çatlar, ölür. Yaya kalırsın. Aynı araba. Efendim ne güzel tavsiye. Ve la tekünü aleyhe şeyatîn. Şeytanlar gibi olmayın üstünde diyor. Şeytan hep kötülük şeysi. Vur, çatlasın, sana ne, canı çıksın der hayvanı, vur der. Bırak ya, almışsın işte parasını vermişsin. O öyle söyler. O öyle olmadı. Yağına, tuzuna bak, frenini kontrol et. Binmeye uygun mu, değil mi? Şimdi o hadis de gelecek. Onlara bak. Hayvanın şeylerin hakkını ver, şeytan gibi olma. Hayvanlara burada acıma ya teşvik vardır. Allah merhameti, acımayı her işte sever. Her işte sever. Evet. Dinimizin, peygamberimizin emrine muhalefet etmekten sakının diye uyarı vardır bu hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerif Darakutni Ebu Hureyre'den Deylemi nakletmiş. Efendim bu hayvana binme konusunda bir hadis daha okuyacağız. Tabii hayvan deyince şimdi bunlar hep bineğe uygulanacak. Öyle ilginç şeyler var. Bir, demek ki besmelesiz binmeyeceğiz. Arabamıza, uçağımıza, vapurumuza, otobüsümüze, hayvanımıza. Evet. Mubah olan şeye besmele çekilir. Bunu da hatırlatıyoruz. Mubah olan şeylere besmele çekilmezse dena minhu şeytanu وَبَعُدَ مِنْهُ الْمَلَائِكَةِ. Şeytan gelir, çöreklenir, artık onun şeyine girersin, kontrolüne girersin, uydusu olursun.
Melekler defolur, melekler çekilir gider. Melekler rahmet bereket getirir, şeytan da kötülük getirir. Sen onlarla beraber olursun, işin yaş arkadaşım. Çaresi var. Ya ben besmele çekmedim binerken. Bismillahi evvelehu ve ahirehu. Başında sonunda bismillah dedin mi gene kovarsın. Yemek yiyken de böyle. Hemen kes yemeği. Bismillah evvelehu ve ahirehu. Su içiyorsun, zaten su ayakta içilmez. Oturarak içilir bir. Bir de üç defada içilir. Sen dikmişsin. Bir de sağ elle içilir yahu. Öyle diyor peygamber. Sağ elle için diyor, tavsiyesi bu. Dikmişsin takır 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 takır. Dur. Bir kere otur. Peygamber böyle diyor. Besmele çek. Oturarak iç. Bir iç. Elhamdülillah de. Bismillah de. Bir daha iç. Elhamdülillah de. Bismillah de. Bir daha iç. Elhamdülillah de. Aa, nur olsun. Hocam namaza duruyorum. Çarşıdan hiç gelmiyorum. Hiç namazda toparlanamıyorum. Aklım öyle kötüle. Olan suyu yetmeyi besmelesi içersen böyle olur. Halbuki yedin yemek su besmeleli olsaydı namaza durdun mu huzur duyardın, mutlu olurdun, uçardın mutluluktan, zevkinin tadını alırdın. Sabaha kadar 400 rekat namaz kılıyormuş Cüneyd-i Bağdadi. Hadi sen kıl bakayım, çatlarsın ya, patlarsın ya. Adam zevk duymasa 400 rekat namaz kılabilir mi? Kıldıkça tatlanıyor, kıldıkça tatlanıyor, kıldıkça tatlanıyor ki ne uyku geliyor, ne yorgunluk geliyor. Tat alıyor adam. Sen anlamıyorsun neden besmele çekmiyorsun ki yerken içerken, yatarken besmele çekmedin ki. Yanında düşmanın olan kör var. O da senin böyle işte çarşıya, pazara, dükkana falan namaz öyle gidiyor işte. Ya bunları hatırlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hayvanınıza bindiğiniz zaman şimdi binenize. Sağ ayağına bin arkadaş. Kur'an-ı Kerim'de şey var, biliyorsunuz, ayet-i celile var. Zuhruf suresi 14. ayet. Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbilâ lemunqalibûn. Ya arabaya bindin mi Allah'ı hatırlayacaksın yine. Allah, o araba, o uçak Allah'ın bir nimeti. O aklı, kabiliyeti, keşif kabiliyeti kim verdi insana? Allah verdi tabii. Gavur çalıştı, o kabiliyeti buldu, çıkardı. Sen kahvelerde şeş, düşeş diye tembel tembel kaldın. Ondan parayı alıyorsun. O kabiliyet sende de var. O çalıştı sabaha kadar. Onu buldu. Yaratılışında var bu. Vallame ademel esma kullaha. Adem'e bütün isimleri öğretti, ne demek? Bütün keşifleri öğretti. Her insanın kabiliyetinde, bünyesinde var bu kabiliyet. O çalıştı, buldu, çıkardı. Ay'a gidiyor, uçak icat ediyor falan. Sen de kahvede oturuyorsun, pişpirik oynuyorsun. Akşama kadar tembel tembel gavura muhtaç oluyorsun. Hep buralardan soru verecek insan. Neden çalışmadın? Neden elin gavuruna muhtaç oldun diye. Müslüman karakterli, şerefli, vakur olur. Camiye giderken bile diyor, vakara aykırı davranışta bulunma, koşma diyor. Ağır dağlar gibi böyle ağır ağır git. Mümin heybetli olur, vakur olur. Gavura el uzatıyorsun, bu vakarası var mı? Dilenmek demek bu. Hesap verecek müminler bundan. Bu da benim kanaatim değil. Ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan litekunu şüheda alennas. Biz sizi insanlara örnek, bütün insanların hayranlıkla baktığı bir millet yarattık. Bütün insanlara örnek olasınız diye ayet bu. Sen de bana para verir misin, döviz verir misin? Yatmışsın tembel tembel. Bunların hesabını da vereceğiz Müslümanlar. Sadece namaz abdest değil. Bunu bilen adamlar işte Fatih, topu icat etmiş. İstanbul'u fethetmiş. Kanuni ta Viyana gitmiş, Zigetvar'a gitmiş. Biliyorlar bunları, ayetleri, ona göre gereğini yapmış, aziz olmuş. Sen yapmışsın tembel tembel. Evet. Ya
Bir zamanlar biliyorsunuz Abbasiler döneminde çalar saati icat etmiş Müslümanlar. Dünyanın çevresini ilk ölçenler Müslümanlar. Bu gezegenleri bulan Müslümanlar. Bir zamanlar öyle. Çalar saat göndermiş Prusya kralına. Mektup yazmış. Hangi cinle iş yapıyorsun diye. Onlar o zaman öyleymiş. Cinler, perilerle iş yapar. Öyle safsatalarla uğraşırlarmış. Bizimkiler çalışıyormuş. Çalar saati öyle. Hangi cinle yap? Bunun içinde hangi cin var? Hangi cinle iş yaptın diye Abbasi halifesine mektup yazıyormuş. Nereden nereye ya Rabbi? O zaman çalışıyorlarmış. Şimdi de kahvede pişpirik oynanıyor. Bir köyde 10 tane, 15 tane kahve var. İşiniz yok mu lan sizin? Bu toprağı daha çok işlesen de bir defa ekeceğin, iki defa eksene ya. Ona göre araştırmalar yapsana. Canım sen de. Bu daha güzel, kolay, tembellik böyle işte. Başına bu gelir ondan sonra. Adam bir ton, bir tır buğday alırsın tarladan. Ufacık bir alete verirsen buğdayı, bunu veririm der sana. Bugün ona hale gelmiş. Ula bu yenir mi bu, içilir mi bu? Bunsuz yaşanabilir. Ama buğdaysız yaşanmaz. Böyle işte çalışmış adam. Seni çalıştırıyor, çalıştırıyor ırgat gibi. Bu bir tır buğdayı basit bir aletine bunu verirsen sana buğdayı ver bana diyor, al sana bunu diyor. Ne kadar aldatıyor bak. Bize de öyle tahrik ediyor lüks hayatı. Evet, en kıymetli şeyi ona veriyoruz. Basit bir şeyden bu ne olacak? Olmayabilir. Evet, ama ekmeksiz olmaz. Böyle aldatıyor bizi, dünyayı sömürüyor. Neden? O çalışıyor, kabiliyetini, bünyesindeki kabiliyeti bulup çıkarıyor. Sen tembel tembel oturuyorsun. Şeytan bunları yaptırır sana işte, besmele çekmezsen. Ötekine zaten dokunmaz o, zaten adamı. Ona yürü emhilhüm ruveyde, kapısını açar Allah. Okuduk, çok hadis okuduk burada sizlere. Kapısını açar Allah onun, şükürü çoğalsın diye, öbür tarafta azabı çoğalsın diye. Ama Müslüman hem inanıyor hem tembel. Ha ondan sonra ne olur işte? Tokat vurur sana. Ağlatır seni. Başına bela musibet gelir. Ağlatır yine seni sevdiği için. O gözyaşıyı Allah'ım sen bilsin diye değil mi? Yine dayanamaz. Arhamur Rahim'in seni yine affeder. Sevdiği için. Ama böyle tokat vurur sana. Gavura hiç vurmaz. Sevmez ki onu. Öyle yükünle gitsin öbür tarafa, çukuru çoğalsın der. Sen de onu aldanırsın bir daha. İstitraş derler bunu, anlattık size bunları. Evet, hep ayetlerde bunlar var. Sen de her konuda besmeleyi unutma bak. Hayvana, arabana bindin mi, Subhanel Bismillah, sağ ayağınla bin, Bismillah de otur. Evet, 3 tekbir getir, 3 de salavat, tehlil getir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi sahhara lena hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Şu nimeti bize musahhar kılan, emrimizi veren Allah'ım. Ne büyüksün. Noksanlıklardan berisin. Sana inandım, seni takdis ederim. Eğer sen bize bu imkanı vermeseydin, imkan bulamazdık. Evet, hacca eskiden hacılar gelirmiş, yola çıkarlarmış. 6 ayda giderlermiş çölden. Şimdi biniyorsun, 3 saat sonra hop Mekke'desin. Bu nalan bir nimeti. Unutma bak, Sübhanellezî sahhara lena hâdâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. Ve inna ila rabbina lemin kalibun. Bu nimetleri bize verdin. Dönüp dolaşıp yine varacağımız yer sensin ya Rabbi. Öyle değil mi? Hayat bitecek. Böyle nimetler verdim. Beni andın mı sen? Teşekkür ettin mi hiç? Ne gezer? Ne gezer? Evet, kahkahalar filan. Ondan sonra uçak düştü mü? Nasıl feryatlar? Ömür her an tükenebilir. Bazısı uçak kazasıyla
son bulur ömrü. Bazısı otomobil kazasıyla, bazısı da böyle konuşurken kık gider, kalp sektesi, beyin kanaması. Adı çoktur bunların. Ama ecel geldi mi hepsi biter. Eceli gelmeyen adam ölmüyor işte. Bak kaç kişi öldü, diğerleri kurtuldu. Tamamen her şey Kur'an'ın emirlerine göre cereyan ediyor. Ama işte mümin bunları binerken hatırlar. Bismillah, Allahu Ekber. Sübhanellezî sahhara lenâ hâdâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Allahümme inni es'elke fî seferinâ hâdâl birra ve takvâ ve minel amel mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyne s-safara ve atvâ annâ buğdal ard. Allahümme ashibnâ fî seferinâ ve ahlifnâ alâ ehlinâ. Allahümme entes sahibi fî sefer vel halifetü alel ehl. Allahüm şu yolculuğumuzu hayırlı eyle. Takva yolculuğu eyle. Ömürler, saniyeler geçiyor. Ömründen geçiyor. Yarın bunun hesabını vereceğim. Hayırlı saniyeler olsun şu yolculuğum. Hayırlı yere giden bir yolculuğu olsun bu yolculuğum. Ve yolculuğu kısalt ya Rabbi. Mekanları, zamanları dür. Bir anda ulaştırıvermiş gibi kolaylaştır ya Rabbi. Güçlüklerden bizi koru ya Rabbi. Evet. Bu duaları edeceksin. Ondan sonra kontağı çevireceksin. Veya dah diyeceksin, yürüyeceksin. Ne diyor Peygamberimiz? Ecel gene gelir. Uzamaz ecel. Gene gelir. Bu duayı ettikten sonra ölürseniz günahlardan arınmış olarak kavuşursunuz Rabbinize. Evet. Uçak havada. Aa bak hiç imkansız. Kaç senelik tecrübeli kaptan. Mükemmel her şey. Ama düştü. Hemen 5 metre kala düştü. Olacak şey mi? Aa, ecel geldi mi? Değişmez. Binerken, arabayı binerken, yolculuğa çıkarken her zaman besmeleyi unutma. Allah'a sığınmayı unutma. Bu duaları eder ölürsen günahlarından mağfur olarak ölürsün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı hatırla diyor yani. Aa, burada da onu söylüyor. Aksi halde teki ki benim düşmanım senin düşmanın olan şeytan gelir. Başla ya eğlenmeye bak. O uçağın içinde herkes Allah mı diyordu? Görüyorsun siz de bindiğiniz zaman. Hiç din iman aklına gelmeyen adam çok. Kah 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 ki ki ki. Yani dünya zindan edelim diye konuşmuyorum. Ama bu tehlikede var. Her yerde var da o zaman daha çok. Öyle Allah de biraz ya. Kendine gelsene ya. Nerede? Ondan için düşenle ikide ölenle böyle de varsa var demiyorum sakın yanlış anlamayın. Sonun ne olacak? İnananlara söylüyoruz tabii. Bunları hep düşüneceksin binerken bak. Besmele çekeceksin. Öyle bineceksin. Evet. Bu şekilde yolculuğunu tamamlarsan o zaman akıbetin hayır olur.